Pardon. Pardon. Şey, telefonuma mesaj gelecekti de benim babam asker. Abim mesajı okudu, direkt gitti, anlayamadım. Ben görmeye geldim de siz bir okur musunuz? Tabii okurum. Bana söylemediler bir şey. Babam benim asker İdlib'de. Aa, öyle mi? Hı hı. Doğukan Bey merhaba, ben Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Gata Hastanesi'nde doktoruyum. Evet. 24 saat gibi kısa bir süredir ulaşmaya çalışıyoruz. Şey, telefonum bozulmuştu da o yüzden öyle oldu. Telefonlarımızı açmıyorsunuz. Bunu buradan bu şekilde söylemek inanın hiç istemezdim. Biliyorsunuz ki babanız askeri görev nedeniyle İdlib'e gönderilmiş. Evet. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam saatlerinde mevcut uçaklarında... Ne olmuş? Ne olmuş? Neyi söyleyelim? Sakin olun siz isterseniz. Babam ölmüş mü? Şehit mi olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Lütfen. Babanızın şey olmuş. Babam benim İdlib'de askerdi benim babam. İdlib'de uzman çavuş benim babam. Şey olmuş ya. Nasıl söyleyeyim ki? Lütfen doğruyu söyleyin. Durumu aileniz nerede acaba? Ailem, babam asker benim İdlib'de. Annemler de şey evde, abim buradaydı. Apar topar gitti, mesaj gelmiş. Ben ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordum. Bir şey yok değil mi? Pardon. Pardon. Şey, telefonuma mesaj gelecekti de benim babam asker. Abim mesajı okudu, direkt gitti, anlayamadım. Ben görmeye geldim de siz bir okur musunuz? Tabii okurum. Bana söylemediler bir şey. Babam benim asker İdlib'de. Aa, öyle mi? Hı hı. Doğukan Bey merhaba, ben Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Gata Hastanesi'nde doktoruyum. Evet. 24 saat gibi kısa bir süredir ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonum bozulmuştu da o yüzden öyle oldu. Telefonlarımızı açmıyorsunuz. Bunu buradan bu şekilde söylemek inanın hiç istemezdim. Biliyorsunuz ki babanız askeri görev nedeniyle İdlib'e gönderilmiş. Evet. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam saatlerinde mevcut uçaklarında... Ne olmuş? Bir şey mi olmuş lütfen? Abim apar topar gitti. Sizin burada ne işiniz var? Aileniz nerede? Abim buradaydı da apar topar gittiler. Biz abimle birlikteydim. Beni burada bıraktı. Gelip alabilecek birisi var mı arasak? Kötü bir durum mu var? Yok, hayır. Kötü bir durum yok. Sakin olun birazcık isterseniz. Emin misiniz lütfen? Söylememiz lazım. Ne olmuş? Neyi söyleyelim? Sakin olun siz isterseniz. Ne olmuş lütfen? Yaralı mı? Evet, yaralı. Yaralanmış, kötü mü? Çok mu kötü? Biz birini falan arasak? Gerçekten ne olur merak ettim. Gerçekten babam çok mu kötü, ne olur? Sadece ufak bir yaralanmış. Yaralanmış mı? Eliniz titriyor. Bir şey mi var? Yok, hayır. Ha, tamam. Doğru söylüyorsunuz değil mi? Ya, evet. Tamam, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam. Bunu söylemek zorundayım. Başınız sağ olsun. Başımı? Ne? Babam ölmüş mü? Şehit mi olmuş? Lütfen. Biz gerçekten birini arasak. Lütfen ben... arayalım. Ben gitmem lazım. Gitmem lazım. Birisini arayalım istersiniz. Ben kendim gidebiliyorum. Ben gitmem lazım lütfen. Birisine lütfen ulaşalım buradan. Ben ne yapacağım? Telefon. Ben gitmem lazım lütfen. Nasıl gideceğim? İsterseniz yardımcı olalım size. Pardon.
Mesaj gelecekti de babam benim İdlib'de askerdi, onlardan mesaj gelecekti. Bir bakma şansınız var mı? Tamam bakayım. Abim buradaydı, apar topar gitti, bir şey söyleme. Doğukan Şamiloğlu. Evet, evet. Doğukan Bey. Evet. Merhaba, ben Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı GAT Hastanesi'nde Doktor Yılmaz. Evet. Size 24 saat gibi bir süredir ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonlarımızı açmıyorsunuz. Telefonum bozuktu da benim. Telefonum bozuktu. Üzülerek söylerim ki dün akşam saatlerinde rejim uçaklarının haini saldırısı sonrası. Ne olmuş? Lütfen. Lütfen, ne olmuş? Kaza olmuş herhalde. Onu açıklıyorlar. Bir şey var mı? Bir şey yok, bir şey, sadece ufak bir yaralanma olmuş. Emin misiniz? Hı hı. Hastaneye kaldırılmış herhalde ama çok büyük bir şey yok diyorlar. Yani. Abim apar topar gitti ama. Yok, önemli bir şey değil. Emin misiniz? Hı-hı. Yok bir şey. Hı-hı. Şey yapalım isterseniz, hani ailenizden birine yakın biri varsa ona ulaşın. Hani o şekilde hastaneye falan gidebilirsiniz. Kötü bir şey yok değil mi? Kötü bir şey. Abim gitti de hemen. Annemi de arattım da birine, o açmıyorlar telefonu. Ben anlamadım yani ne yapacağımı. Sadece şey olmuş. Yaralanma olmuş yani. Çok, nasıl, kötü mü peki? Yok, kötü bir şey söylemiyorum. Emin misiniz? Tamam, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ama isterseniz hani bir ailenizden birini arasanız sizin için. Şey, annemi aradım açmıyor ama siz deneyin isterseniz. Ben mi konuşayım? O, ben konuşurum isterseniz. Kötü bir şey yok değil mi? Yok, kötü bir şey yok. Pardon. Abi benim telefonuma mesaj gelecekti de benim babam İdlib'de askerdi de. Ondan mesaj gelecekti. Bir bakabilir misin? Ben görme engelliyim de. O mesaj gelecekti. Ben telefonum bozuktu. Doğukan Bey merhaba. Ben Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı GAT Hastanesi'nden Doktor Yılmaz. Size 24 saat gibi bir süredir ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonlarınızı da açmıyorsunuz. Bunu buradan bu şekilde söylemek, inanın hiç istemezdim. Biliyorsunuz ne olmuş? Askeri görevde. Bir dakika bekle beni. Ne olmuş? Ne olmuş? Lütfen. Babanızın şey olmuş. Babam benim İdlib'de askerdi benim babam. İdlib'de uzman çavuş benim babam. Şey olmuş ya. Nasıl söyleyeyim ki? Kardeşim şimdi bak senin. Baban. Evet. İdlib'de askerlik yapıyordu ya. Evet, kötü bir şey mi olmuş? Kötü bir şey değil. Hastaneye kaldırmışlar. Çok mu? Onunla nasıl? İlgili bir şey yapmışlar. Sen bu numarayı tekrar ara. Evet. Yani bir şey. Yaralanmış mı? Ne olmuş? Ya herhalde hafif bir yaralanmadır ya. Fazla bir şey yoktur. Çok mu kötü durumu? Yok. Lütfen doğruyu söyleyin. Durumu. Lütfen. Doktorla konuşun siz. Ben sana numarası, bak burada numarası var. Ben şey yapıyorum. Tamam mı? Tamam. Sen burada bak aradım. Sen al doktorla konuş onu. Tamam mı? Aramayalım hiç. Aileniz nerede acaba? Ailem, babam asker benim İdlib'de. Annemler de evde, abim buradaydı. Apar topar gitti, mesaj gelmiş. Ben ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordum da mesaj gelecekti. Gelmiş galiba. Başka bir yakınınız dokusa olur mu acaba? Kötü bir şey mi var? Yani ben söyleyemiyorum. Çok, lütfen. Lütfen. Yani çok kötü bir şey değil aslında. Sadece öyle ağır yaralı demiş sadece yani. Babam ağır mı yaralı? Yani lütfen üzülmeyin. Ağır yaralı. Başka bir yakınınız varsa ona ulaşın, olur mu? Çok mu kötü? Yok, değil. Ha. Değil, lütfen üzülmeyin. Lütfen, bir şey yok değil mi? Biz aslında sosyal deney çekiyorduk da böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur diye. Biliyorsunuz, gerçekten. Evet. Biliyorsunuz şehit. Yo, sakın ağlama lütfen. Biraz heyecanlandım. Kusura bakma gerçekten. Hani biliyorsunuz
Rusya'nın hain bir saldırısı sonucu askerlerimiz şehit oldu. Kalleşçi bir saldırı yaptılar. Bu vatanda güvenli bir şekilde yaşamamız için canlarından oldular. Onlar hakkında ne düşünüyorsun ve duygularını alabilir miyim? Çok kötü oldum. Benim dayım da astsubay. Her şey onlara borçluyum. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Şehit ailelerine sabır diliyorum buradan. 33 tane şehit verdik. Evet. Rusya'nın saldırdığını falan söylüyorlar. Ya şimdi öyle bir şeyi haberlerde dinlemek var. Bir de bir asker çocuğunun gelip de böyle bir haberi okutturması var yani. Evet. İnsanın... Çok kötü oldum. Elim falan titredi biraz, fark ettim. Gerçekten. Özür dilerim. Elim ayağım titredi ya. Kusura bakma. Nasıl açıklayacaktım? Evet. Yani burada vermek istediğimiz mesaj, ailelerin ne kadar acı çektiğini... Evet. Aileler düşünün yani. Şehit aileleri ne kadar acı çekiyor. Siz sadece bir mesajı açıklayacaksınız. Bunda bu kadar heyecan yaptınız, üzüldünüz. O ailelerin çektiği acıyı bir de düşünün ya. Diye. O an duygu ve düşünceleriniz nelerdi? Onları söyler misiniz? Yani sen? Direkt zaten kendi hani ailemden biri olmuş gibi hissettim. Bir de hani engelli biri hani nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ailesine tepki verir, görünce ne yapar? Direkt onlar geldi. Bir daha o anda ne düşündün şehitlerle ilgili? Bilmiyorum, kendimi cidden çok kötü hissettim. Allah ailelerine sabır versin yani. Gerçekten çok kötü bir şey. Şimdi siz bir haberi açıklarken bile bu kadar zorlanırken şehit aileleri o evlatlarının acısıyla yerle yeksan oluyorlar, yıkılıyorlar. Evet. Anlayamıyoruz, anlamak istiyoruz, empati kuruyoruz, olmuyor. Hala elim ayağım titriyor. Muharrem Öğütçü, Ahmet Alparslan, Emin Yıldırım, Osman Ak ve buna benzer birçok asker şehit oldu arkadaşlar. Askerlerin hayatlarını tek tek araştırdım. Kürdü var, Lazı var, Çerkezi var, Sünnisi var, Alevisi var. Bizi yıllarca ırkçılıkla bölmeye çalıştılar. Dünyanın batısı, doğusu bizi ırkçılıkla bölmeye çalıştılar. Onlar da biliyorlar ki bizi bölemezlerse, biz birlik olursak, biz beraber olursak bizi bölemeyeceklerini, karşımızda kimsenin duramayacağını onlar da biliyor arkadaşlar. Onun için birlik ve beraber olmamız gerekiyor. Acıyı onlarla birlikte yaşamamız gerekiyor. Zaferi onlarla birlikte yaşamamız gerekiyor ki bir şeyleri başarabilelim. Bakın arkadaşlar, ateş sadece düştüğü yere yakıyor. Şimdi buradayım, arkamdaki müzik sesini duyuyorsunuzdur. Belki şehit aileleri şu an yas tutuyor ama ülkenin her yerinde sanki bir şenlik havası var. Kimsenin umurunda değil. Bizim böyle olmamamız gerekiyor. Bir askerin, bir Mehmet'in, bir Mehmet'imin hayatı süslü püslü bir haber spikerinin iki dudağı arasında kalmasın. 45 saniyelik bir habere mahkum olmasın arkadaşlar. Onun için daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok başarmak için ve kenetlenmemiz gerekiyor ki dünyanın batısına, doğusuna, kuzeyine, güneyine çok büyük bir ders verebilelim diye.